Tabi o. Kur'an-ı Kerim'de bizim veyahut da Cenab-ı Allah'ın emri olup da bizim aklımızın yetmediği o kadar şey vardır ki tarzu muhal sıcak günlerde oruç. Eğer bizim aklımıza gelseydi bunu iyi niyetle derdik ki biz. Yahu. Kısa kış günlerinde oruç tutalım. Oruç neticede niyetimiz halis. Yaz günlerinde eziyet olur. Denize de gidemiyoruz. Yazın denize girilecek ya. Bilmem ne yapalım. Gayet halisane bir niyetle doğru değil mi? Böyle demiyor. Oysa Cenab-ı Allah'ın hikmeti bambaşka bir şey. Emirdir o. Allah ve Resulüne tabi olunuz. Kendi hevamıza, kendi arzumuza değil. Her insanın arzusu vardır. Her insan Allah Teala'ndan bir nefes taşıyor içinde. Dolayısıyla ben bilirim deme hakkına sahip görüyor kendini. Ben bilirim de bana bildirileni bilirim de. Çünkü eğer tek başına kitap yetseydi ben size iki emanet bırakıyorum diyor. Kitap ve sünnet, hadisler ve ehl-i beytim diyor. Kimdir ehl-i beyt diye soruyorlar, bakınız. Hadis-i şerif açıktır. Kitap, sünnet ve ehl-i beyt. Ehl-i beytim kimdir? Bunlara uyduğumuz takdirde yolunuzu sapatmazsınız. Sakın kendi aklınıza, hevanıza gitmeyiniz diye emir var. Hadiste duymuşsunuzdur o hadisi. Ehl-i beyt kimdir ya Resulallah diyor. Ehl-i beyt beni seven, benim yolumdan giden evliyadır. Beni sevenler de benim sözümü dinleyenler de bunu söylüyor. Çünkü Selman benim Ali Beyt'imden de dedi. Selman Arap da değil. Selman-ı Farisi Hazretleri. Farisi demekle birlikte yani İran'dan İranlı olduğu söylenir. Aslında Selman-ı Farisi Türk. Onun sohbeti de geçti. Eğer aldılarsa kasete buna, o zaman alınmıyor gün bilmiyorum. Selman-ı Farisi ile ilgili sohbeti de siz yoksunuz. Değil mi? Bir müddet Selman-ı Farisi ile ilgili sohbet yaptılar. Çünkü silsilemizde mühim bir Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinden sonra geliyor Selman-ı Farisi. Selman-ı Farisi'nin sahabenin büyüklerinden ve Ehl-i Beyt'ten akrabalığı olmadan aldı. Neden? Selman-ı Farisi kaç yaşında ölmüş? Vefat etmiş. Kaç yüz sene yaşamış? Bilmiyorum. 250. 250 sene yaşamış. Yani Resulullah Efendimiz'i gördüğünde Aleyhisselam Hazretleri'nin 200'lü yaşlarda var. Tek gayesi şu. Duymuş ve görmüş. Bir kralın oğlu. Bir hanın oğlu. O sırada bir ahir zaman nebisi gelecek, ona tabi olanlar cennetlik olacak. Hristiyanları, Yahudileri dolaşa ömrünü tüketiyor. En sonunda köle oluyor. Esir ediliyor bir yerde. Köle diye satılıyor, Medine'ye geliyor. Neden Medine'ye gelmeye razı oluyor köleliğe? Çünkü diyor ki Medine'ye geleceğini öğreniyor. Ahir zaman nebisi. Tamam diyor, ben köle olarak burada bekleyeyim. 40 sene kölelik yapıyor. Neden kölelik yapıyor? Ahir zaman nebisini beklemek için. Oysa o vakit İncil'in ve Tevrat'ın bütün bilgileri var. Çünkü bütün keşişlerde, o zaman hak diye olan Hristiyanlık'ta papazların yanında yetişmiş. Benim bilgim var ya, ne bekleyeceğim burada? Otururum kilisede, hem papazlık yaparım, hem keyfime bakarım. Geldiği zaman da gider tabi olurum demiyor. Ben orada bekleyeyim diyor. Ve net köleliğe razı 30 seneden ziyade köle olarak yaşıyor şimdi. O yaşlı haliyle. Kölelik yapıyor resmen ırgatlık. Efendimiz geldiğinde de hemen ona tabi olur. Ne dersen tamamdır ya Resulallah.
bir köleye Efendimiz diyor ki benim ehli beytimden herkes itibarlı ve zengin insanlarla akrabalık kurmaya çalışıyor. Hiç kimse efendim çulsuz, çapıtsuz, ayağın çarıksız bir kimseyi gel benim evladım ol demez. Demez şimdi yani. O yaştaki insana Resulullah Efendimiz diyor ki benim ehli beytimden bir Selman. Sebebi ne Selman'ın ehli beytim olması? Resulullah'a aşık olması. Onun için Kur'an, sünnet ve ehli beyte tabi olmak her şeyden önemlidir. Kendi hevamıza kaldığımız zaman perişan oluruz biz. Nasıl perişan oluruz? Ya Efendimiz diyor ki فَلَا تَكِلِّ تَرْفَةُ عَيْنٍ. Bak çok basit bu şeyler. İşte insan kendi başına kaldı mı bu akıl ve şeytan öyle nefis daldırıyor ki insanı sapıttırıyor. Ya Rabbi beni bir an bile kendi nefsimle baş başa bırakma. Kendi kendine bırakma. Kendi duasını o peygamberimiz bile ettiğine göre. Yani biz alıp kendi ilmimize ne güveneceğiz? Onda nefsin var senin. Ben bunu biliyorum ya böyle olacak. E nereden biliyorum öyle olacağını? Öyle yazıyor kitapta. Bak bakalım o kitapta. Başka neler yazıyor? Bir kelimeden binlerce mana çıkarıyoruz görüyorsun. O manayı sen bilebilecek misin? Bilemem ama uydururum bir şeyler. Hayır. Hayır. Onun için ehli beyte tabi olmaz isek Kur'an ve sünnetin ışığında perişan oluruz. Ehli sünnet ve cemaat inancı budur. Resulullah'ın inancı budur. Biz kendi başımıza kaldığımız an mutlaka hata yaparız. Çünkü nefs yedi başlı ejderhadır malum olduğu üzere. O bizi yer yutar. Kendi nefsimiz çok kuvvetli. Burada durmamızın gayesi nefsimize diyoruz ki gir içeri dur. Durma. Dışarılarda kim bilir ne yapacak. Belki hiçbir şey yapmayacaksın diyorsun. Şu yeter. Araba kullanın. Bu ne biçim araba kullanış be? Senin ehliyet verene. Her gün diyorsunuz normal bir hareket. E şimdi ne demek bu? Küçük görmek onu. Bu oysa diyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri bir mümine günah olarak bir mümin kardeşini küçük görmesi yeter. İşte bunu yatın yerin, yatın yerin. Şimdi işte şimdi bu hadisleri hepiniz biliyorsunuz. Dediklerimi biliyorsunuz. Bir başkasının küçük görülmemesi gerektiğini hepiniz biliyorsunuz. Bilmiyor değil buradaki cemaat. Ama o bilgiyi imkanı yok. Kendi başınıza kaldığınızda kullanamazsınız arkadaşlar. O nefis kullandırtmaz. İyi de bak ne biçim ya kullanıyor. Doğru değil mi hocam diyor. Doğru da deme ona. Yut. Çünkü küçük görmüş oluyorsun. Men âbe âybe dedi bile. Kim ayıpladı? Aynı şekilde ayıplandı dedi. Sen de yarın aynısına düşeceksin. Usta şoför olsan bile aynı hatayı yaptırır Allah sana. İmkanı yok yapılmamasına. Neden? Ayıpladın çünkü. Ayıplama. Allah Allah. Herhalde zorda kaldı da geç. Bunu da işte böyle dergahlarda bu dergahlar bunun için var. Buna geçecekler. Başka bir şey için değil. Yeniden bir şey öğretecek halimiz yok artık. Herkes her şeyi öğreniyor. Bu çağa bilgi çağı diyorlar ya. Artık bilgi sersefil olmuş. Yerlerde sürünüyor. Aynı ekmek gibi. Gıda gibi. Tam nimet gibi. Bilgiler de böyle. Herkesin elinde en iyi bilgi var. Bilemedi mi cebinden çıkıyor Google'dan soruyor. Ha. Ha, ama tatbik edeyim. Onu nasıl yapabileceksin? Onu nasıl anlayabileceksin? Bu böyleymiş de nasıl? E şimdi kendi başına göz açıp kapayıncaya kadar beni bırakma diyen Resulullah Efendimiz. E biz neyiz? Bize diyoruz ki aman yarabbi beni şeyhimden ayırma. Aman şeyhimin himmetinden, bereketinden, nazarından beni ayırma. Ayrıldığım an hataya düşerim. Nefis beni uçurur. Çocuk babasının elinden koptuğu an araba çarpar, tutacak. Nefis de öyle. Devamlı kaçmak ister. Çocuk da öyledir caddede yürürken. Elinden kaçmak ister. Ya elinden tut da daha iyi gidersin. Yok. İlla caddeden tarafta yürümek ister. Cadd dükkanından tarafı olsa
Bir bakarsın bu tarafa geçer ya. İlla. Şimdi onun belinden, bileğinden tutarsın çocuğun. Sen bilmiyorsun onun için şey yapıyorum şimdi, gezdirmeye çıktığında. Gerçi şimdi arabayla gezdiriyorlar. Sen de arabayla gezdirsin, %100. Ben çocukların hiçbirine araba almadım. Beli nasıl verirler efendim? Şöyle çantı var ya. Hacım o belini asacak, o kucaklayacak, onun yerine omzuna bindirecek. Evet. Omzuna bindirecek, omzundan şöyle bir enziden aşağı işleyecek. Kızı gezdireceğim orada da. He. Ona da inşallah kuduruz. He. Kız yine biraz da usulur da olanlar iyice böyle şey olur. Biraz daha. Tutma, elinden tutturmak istemez. Şimdi tutarsın belinden, bileğinden, o ona rahatsızlık verir. Asılır böyle kilere. Boşluğu bulmaya çalışır. Babacım, bu senin iyiliğin için. Tutan da rahatsız aslında. Rahat rahat yürümek varken bilekten, elden tutmak rahatsızdır. İşte bizim şeyhlerimiz bizim bileğimizden tutar. Tutana aslında keyif vermiyor. Eli tutulan da zannediyor ki, ulan bana ne ezip diyorlar. Bırak bir hele hürri gezeyim, bana bir şey olmaz. Olur. 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 Onun için şeyhimiz ezin elini bırakmıyor. Dediğini kesinlikle ihmal etmiyor. İhmal etmeyelim, ihmal etmeyelim, ihmal etmeyelim. Sözünü dinleyelim. İnşallah. Sözünü dinlemezsek, kendi tasarrufumuz bizim yoksa, yani kendi aklımız bize geçseydi, biz de evliya olurduk, duvarın arkasını görürdük. Geçseydi, benim aklım yetiyor. İmanın esasını işte geçen gün, ha dün anlattık onu. Evet, dün anlattık. Var mı? Yok. Yoksa, daha biz terk ukba dünya yapamamış insanlar. Şimdi çalıştır. Terki dünyayı, dünyayı terk edememiş insanlar. Ahireti terk edemediğiniz mi? Kendimizi hiç terk edemiyoruz. En zor terk ediş de insanın kendisidir. Ha dur çalışma, şey fişi, dur. Ana fiş takılı değil. Birisi şu arkada fişin birini çıkardıydık. Ana fiş, ana. Buzdolabı değil. Buzdolabı. Nasılsa buzlu da. O fişi getir buraya babacan. Rahelim olduğu yere koy onu. Hoş geldin Yumur abi. Rahelim olduğu yere koy. Sen onu alayım ya. Sen alayım orada. Biraz daha getir. Tamam. Hepsi çalıştı. Söz ne oldu? Hoş geldin. Sanma talebi devlet için cah etmeye geldik. Biz bu aleme bir yar için ah etmeye geldik. Sultan Selim abi. Biz bu dünyaya devlet sahibi olmak için gayret etmeye geldiğimizi, çalışmaya geldiğimizi zannetmeyin. Biz bu aleme bir yar için ah etmeye geldik. Şimdi bir aleme ah etmeye geldik. Yani bir yara, bir yar sevmeye geldik. Bir yar. Bir nedir? Allah. Allah. Bir yar için ah etmeye geldi. Bir Allah'tır. Yar olan Allah'tır. Allah için ah diyemeyince arkandan vah vah derler. O nedenle Allah değil.
Allah nasıl sevilir? Allah nasıl sevilir? Ya Allah'ı sevenden sevilir. Allah'ı kim seviyorsa ondan sevmesini öğrenirsin. İlk önce sevenini seversin. Allah'ı seveni sevemiyorsan zaten Allah'ı da sevemezsin. Siz Resulullah'ı sevin ki ben de sizi seveyim diyor. Yoksa direkt beni sevin ya. Evet. Boş verin. Evet. Resulullah'ı sevin ki ben de sizi seveyim. Adıyullah ve adıyur Resul'e. Allah'a ve Resulüne tabi olunuz. Bak. Allah'a ve Resulüne ve la tettebi'u anil heva. Havanıza tabi olmayınız. Allah ve Resulullah'ı seviniz ki ben sizi seveyim. Resulullah'ı sevmeyen insanı nasıl sevecek? Ben Resulullah'ı çok seviyorum. Şimdi hoca efendiler var. Kravatları dizlerine kadar geliyor. Kravat boyu prestij. Efendim her gün tıraş. Her gün tıraş. Neden tıraş oluyorsun? Ben peygamberimi çok seviyorum. Peygamberim bir gün ustura vurmak bir... İşte sevdiği insan gibi olur insan. Size sözüm yok. Sözüm ben, bir de bu kimseler böyle evliya pozu yapıyorlar. Bilmiş pozu yapıyorlar. Laf kalabalığı yapıyorlar. Efendim bu devirde şimdi itici olur sakal olduğu zaman. Bunu da duydum ben. Çok itici olur. Evet. Onun için bu devirde başı örtmek de çok itici oluyor. Kadınların suçu ne o zaman? Örttürüyorsunuz kadınların başını. Onlar da aslında. Öyle demiyor mu? Bir sürü sıkıntı çekmedi mi hanımlar, kızlar? O zaman o da itici oluyor. Zorluk çıkartıyor. İki, namaz da itici olabilir. Tam iş saati namaz var. Şimdi ya burada, bu devirde biraz itici oluyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Yahu bu sünnet. Sünnetimi, sakalı da hafife alıyorlar ha. Bu sünnet, sünnetimi terk eden, bile bile terk eden, imkanı var da terk ediyorsa diyor ki, şefaatimi ummasın. Şimdi mübarek milyonlarca etrafında talebesi var. Kendine tabi adam var. Trilyonlarca dolarlarla parası var heriflerin. İtici olurum diyor. Ne itici olacaksın sen? Olacak ya da olmuşsun. Karun'dan zengin olmuşsun. Neyle? Ağlayarak sümük salarak. Bak, eğer işte kendi başına kalırsan, o zaman gidersin, o adama kapılanırsın. Çekici gelir adama. Adam her gün tıraş ya. Sarık da takmıyor zaten. Bir de ağlıyor. Ağlayanı çok severiz biz. Hikmetimizi söylüyorsa, mağdur edilmiş kimseleri çok severiz. Acırız. Oyumuzu da onlara veririz. Orası devamlı böyle kaşınır. O noktaya devamlı basılır yani. Şimdi o da özellikle böyle kimseler de kendilerini mağdur görüyorlar. Ya sohbet ederken mağdur, kimse şöyle yere bakar. Böyle konuşan da görürsünüz televizyonda, yere bakar. Çekler geldi mi? Oğlum çekler abi. Kamera arkasında böyle. Dolayısıyla şunu söylerim. Sünnetten taviz veren insana kesinlikle uymayın. Ne olacak efendim bir sakalı yok demeyin. Madem hocanın hiçbir mazereti yok hocalar. Efendim hanım izin vermiyor. Hanımına tabi ol diye yok ki. Adıyullah'a ve adıyur Resul. Allah'a ve Resulüne tabi olun. Ehl-i Beyt'e tabi olun. Kur'an'a, sünnete tabi olun diyor. Hanımına da tabi olun diye bir tane ayet getirin. Ben de tamam diyeceğim. Ben de hanıma tabi olun. Tam tersine. Ahir zamanda diyor Peygamber Efendimiz hanımlarınız kıbleniz olacak. Nasıl ya Resulallah? Öyle olacak. Ne derse yapacaksınız.
isteyerek ve istemeyerek. Hak mı? Şimdi ahir zaman. Her diye olur hanımlar. Hadi bakayım olmaz. Ben erkeğim diye küfre istediği kadar. Küfreyemezsin bile. Eskiden hani millet küfrede yine hanımlarım geliyor bu. Şimdi küfremeden. Tamam. Gecikti bir saat diye fırça yer. Bu saat oldu neredesin sen? Eskiden hanıma denir. Bu saat oldu neredesin sen? Şimdi tamam karıcığım. İstediğin gibi. Tamam neyse olur olur. Al kredi kartı. Neden oluyor bu? Allah ve Resulüne tabi olmadığınız için Allah bir başkasına bizi tabi ediyor. Heva ve hevesimize tabi olursak arzumuza o anda yaptığımız iyi geliyor. Neden? Güçlü, erkek güçlü ya. Ya yazık günah üzmeyelim ya. Zayıf kadın. Üzmeyelim ya. Üzmeyelim ya. O mantık odur ha. Korktuğundan değildir o. Ya üzmeyelim ya. Şimdi boşver. Ağlatmayalım bunu. Zırlatmayalım. Suratı asılmasın. Yazık emanet. Derken bir bakmışsın sen. İki de atmıştır. Rahmetli kadın öyle derdi. Boynuna iki taşar götürürlerdi. Haberin olmaz derdi. Allah affetsin. Ezan okundu mu? İki üç dakika var. Okursun. Bak girdi. Kaç dakika ne ya? 13 olmayınca. Şu anda girdi. Ben girdim. İyi oku bakalım biraz. Sizin taktiğiniz yok mu? Dikkat edelim. Fela tettebi'u kuduvati şeytan. Şeytana tabi olmayın. Fela tettebi'u al heva. Havan kendi iradenize tabi olmayın. Kendi iradesine tabi olan yanıldı hep. Yanıldı. Yahu en ufak şeyle danışmıyordunuz. Bir artancı hani, var, bir daire arcanası var, 100 yere karışıyor. Evet. Pahalı mı, ucuzlu mu, piyasa sınırı 50 yere soruyor. Ama bir manevi yolda adım atacağımız zaman... Evet.